23. 23 Ekim 2021 Cumartesi. Cumartesi Porto dell'Etna'ya giriyoruz. Riposto burası, Riposto Marina. Şimdi dalga kırandan içeri girdik. Marina ile haberleştik. Rezervasyonumuz vardı. 270 millik rotayı 320 milde tamamladık tramolalarla. Peşimizde de çok kötü bir fırtına var, geliyor. Tam zamanında geldik. Bu gece denizde olmak istemezdik. Başarılı bir seyir oldu diyebilirim ama çok fazla erken yapamadık maalesef. Şu anda da marinanın girişindeyiz. Fenerleri görüyorsunuz. Anonsumuzu yaptık. Birazdan İtalya'da ilk kez karaya ayak basacağız. Amca burada ama işte her dalga da acayip yaklaşıyor. Usturmaçasını koymuş oraya. Ne yapıyorsun? Buradan çözdün mü? Dur önce çözeyim buradan. Benim video burası. Bekle. Aşkım yani biz 2-2 çektiğimize göre ready, steady, go! Adrian, seni seviyorum Deniz! Ben de seni sevgim! Hadi hadi hadi, şunu ittir şunu ya! Kolaya bak, tutyamız yerinden oynamış. Hadi Johnny! Johnny, be good. Son bir tur. Zaten kopamışız. Dalış bizim işimiz. Şimdi 5 kilometre koşu var. Evet. Banyoda. Koşarak banyoya. Hadi çık. Taormina'daki amfiteyatrodayız. Greco Theatre diye geçiyormuş burası. Yani Yunan tiyatrosu. Yani daha eski bizim anlayacağımız için. Dilde. Yunan yani. Tiyatrosu. Efes'i görmeyenler beğenebilir tabii. Bugün alışveriş günü. 29 Ekim 2021. Riposto'dayız. Ve markete geldik. Hemen. Maskelerimizi takalım. Ve içeriye doğru. Alışverişe başlayalım. Yarışmak yok, yarışmak yok. Ekim 2021. Bugün saat 11.30 gibi Sicilya'dan Riposto'dan ayrıldık. Hala Sicilya'dayız. Messina Boğazı'na geldik. Boğazı yarıladık. Bu akşam burada bir mola veriyoruz. Messina şehri burası. Ve buradaki marinaya giriş yapacağız. Bu geceyi burada konaklayacağız. Yarın da Eolian adalarında Lipari'ye gitmeyi planlıyoruz. Fırtına geçti. Hava biraz daha açmaya başladı. Yarın da iki hava arasında bir es veriyor. Sakin bir hava bekleniyor. O yüzden o volkanik adaları ziyaret etmek için iyi bir fırsat. Biz de bunu değerlendireceğiz. Çünkü çok sert havalarda orada kalmak, konaklamak biraz daha zor olabilir. Oradan da Palermo'ya geçeceğiz. Biraz da Palermo'yu gördükten sonra
Sardinya geçişine hazırlanacağız. Burada bir altın bir heykel var. Ne olduğunu tam anlayamadım. Anne! Gördüm. Ah, atlas çekim mi yapıyorsun? Evet. Vay, nasıl başlattın öyle? Buraya bastım öyle. Benle röportaj mı yapacaksın? Evet. Merhaba Atlas, nasılsın? Biraz daha yukarı tut bence Atlas. İyi tutuyor, iyi tutuyor. Güzel yok, yapıyor. Yok, bileği görüyorum. Merhaba Atlas. Nasılsın? İyiyim. Messina'ya geldik. Evet. Riposto'dan ayrıldık bugün. Evet. Sabit tut kamerayı lütfen. Sen kameraman mı oldun? Evet. Teşekkür ederim bu kaydı gerçekleştirdiğin için. Ben şimdi Marina ofise evraklarımızı götüreceğim. Kayıt yapacağız, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Anneciğim de sana. Ah merhaba Atlas'cığım. Biraz daha böyle. Doğru. Beni görmen lazım. Ayağa kalk. Neredeymiş şey? Şurada en uçtaymış. Evet merhaba. Merhaba anne. Anne ve Azur. Burada abi. Atlas. Merhaba Atlas. Kapatır mısın şimdi? Bu akşam Messina'ya gelmemizin şerefine Deniz Sultan bize deniz mahsullü bir risotto yapmış. Yanında reklama girmesin. Beyaz şarapla taçlandırıyoruz. Çok mutluyuz. Önemli bir geçidi inşallah yarın geride bırakacağız ve Lipari Yanardağ'ın olduğu adaya gideceğiz. Şu ana kadar 800 milden fazla yol yaptık. Geçtiğimiz bir hafta yağmurla, çamurla, fırtınayla geçti, dalgalarla geçti, bekleyişle geçti ama bugün kısacık seyir bile havamızı acayip değiştirdi. Ve bunu bu güzel risotto ile taçlandırıyoruz. Sevgiler. Amero. Amero. 31 Ekim 2021. Az önce Messina'daki marinadan çıktık ve volkanik yanardağlardan Lipari Adası'na doğru gidiyoruz. Şu anda geçtiğimiz yer Messina Boğazı'nın hemen hemen ortalarında. Doğu ve Batı denizlerinin tam kesiştiği, buluştuğu yer. Dolayısıyla burada çok ciddi bir akıntı var. Şu anda o çalkantıyı görebiliyoruz. Aslında çok az rüzgar olmasına rağmen denizin üstü burada çalkantılı bir vaziyette. Şöyle göstermeye çalışayım. Burada daha önce Cape Horn'da gördüğümüz gibi. Ciao! Balıkçılar geçiyor, selam veriyorlar. Şu anda ana yelken ve motorla Güneydoğu'dan gelen şu an için 8 knot, 10 knot gibi bir rüzgarla ilerliyoruz. Direkler 1955 yılında Anakara'yla Sicilya arasında bir Sicilya'ya elektrik tedariğini kuvvetlendirmek için inşa edilmiş. 232 metre uzunluğunda, artık kullanılmıyorlar. Şu anda Messina Boğazı'ndan çıktık. Türk bayrağımız güzel güzel dalgalanıyor. Arkada bir gemi trafiği, Güneydoğu'dan gelen rüzgar, bulutlar ve şansımıza zannediyorum önümüzde bir Türk yelkenlisi var. Şu an önümüze giden teknenin bayrağı bizim güzel bayrağımıza benziyor. Çok büyük bir tesadüf. Belki onlarla birazdan yan yana gelip tanışabiliriz. Heyecanlandık, uzaktan Türk bayrağına benzettik ama İsviçreli bir bayrakmış. İsviçreli bir teknenin bayrağıymış. Olsun, yine de böyle yelkencilerle karşılaşmak çok güzel. Evet, Deniz Kaptan. Kısaca görüşleri alalım. Geçtik Messina Boğazı'ndan çıktık. Artık volkanik Aeolian adalarına doğru gidiyoruz. Lipari'ye gitmeyi planlıyoruz bu akşam için. Lipari'de kalacağız. Hava müsait şu anda. Rüzgar durgun. Bir sonraki fırtına gelene kadar küçük bir boşluğumuz var. Görünüyor mu buradan adalar? Görünüyor şu anda, evet. Evet, bakalım. Şu anda Stromboli'yi ufuk çizgisinde görüyoruz. Lipari'yi de görüyoruz.
Şu anda tabii çok net belli olmuyorlar. Oraya yakınlaştıkça göstereceğiz. Son bir kez şöyle Messina'yı selamlıyoruz. Evet, Messina'dan şu an tamamen çıktık. Sicilya'yı henüz bitirmedik. Daha gideceğimiz yerler var ama artık Sicilya'nın kuzey ve batı tarafına geçmiş bulunuyoruz. Günlerden 31 Ekim 2021. Hala balık tutamadık. Ve sevgili Fırat abiyle beraberiz. Fırat abi, bu balıklarla ilgili bir küçük kısa kayıt yapmak istiyoruz. Güzel balıklar yedik ama tutamasak da. Tutamasak da yedik. Aynen, en azından yemiş olduk. Biraz kısmetsizlik dedi, ne yapalım. Ama yine oltamız denizde. Denemeye devam. Şansımızı zorluyoruz. Çabalıyoruz bu konuyla ilgili. Evet. Peki, kısaca Messina ile ilgili, Riposto ile ilgili, Noto ile ilgili. Şurada çok güzel bir tarihi küçük kasaba var. Evet. Bir dahaki sefer oraya gelmekle ilgili aksiyon almak gerek. Çok keyifli. Messina'nın, yani Sicilya'nın bittiği burnun tam karşısında. Tarihi mekan, çok tarihi yerler. Büyük uygarlıkların geçtiği yerler. Yunan uygarlığı sonrası Roma, Roma sonrasında işte Normanlar, ondan sonra Bizans'ın bir etkisi olmuş. Bir miktar Osmanlılar gelip gitmiş buraya. Tarihin her döneminde aktif bir rol oynamış. Hem Sicilya hem Malta, ikisi de. Doğudan batıya, batıdan doğuya geçişlerde hep bir üst görevi görmüş bu iki tane ada. Adanın da herhalde Sicilya'nın 3'te 2'sine kıyıdan geçtik gibi bir şey. Evet. Bir tek kuzey tarafı kaldı. Şimdi o tarafa gidiyoruz. Sicilya'ya hiç ayak basmamıştım. Öyle dedik ama bu sefer de bir hafta Sicilya'dan çıkamadım. Çok keyifli bir ada. Çok güzel. Yaşanması gereken güzellikleri de var. Seyahatimizin 30. İkinci günü. Geriye kalan yaklaşık bir ayımız daha kaldı Akdeniz'de. Bunun da bu aynı keyifle, aynı huzurla, aynı rahatlıkla geçmesini temenni ediyorum. Evet, ilk drone çekimimizi yapmaya teşebbüs ediyoruz. Oğlum buradan izleyebilirsin. Babam onu da görüyor ya. Buradan izleyebilirsin. Bak buraya gel. Yanarda. Yanarda var abi, yanarda. Evet. Görüyorsun değil mi dumanlarını? Evet. İşte o yanardağın adı ne biliyor musun? Stromboli. Stromboli yanardağı. Oraya mı gidiyoruz? Biz ona gitmiyoruz ama yandaki yanardağa gidiyoruz. Burada bir sürü yanardağ var. İnşallah tekrar görürüz seni sevgili Zon. Meşhur Stromboli adasının şu anda güneyinden geçiyoruz. Bu yanardağ adalar grubu. Biz bunlardan Lipari'deki limana gidiyoruz. Tam rubamızda şu anda. Bu sabah saat 8'i çeyrek geçe Messina'da bulunduğumuz marina'dan ayrıldık. Ve güzel bir rüzgarla boğazdan çıktık. Uzun bir süre yelken yaptık. Fakat rüzgar ilerleyen saatlerde azaldı ve neredeyse artık bitme aşamasına geldi. Güzel bir gün. Hayal ettiğimiz, merak ettiğimiz yerlere doğru gitmeye devam ediyoruz. Bu tarafa ilk defa gelip gezme imkanımız oldu. Bakalım orada bizi neler karşılayacak. Stromboli de şu anda tam dağın tepesinde. Dağdan çıkan dumanı görebiliyoruz. Beyaz bir duman şüphesi var orada. Çok güzel, çok keyifli, sakin bir gün. Hava kapalı. Keyfimiz, neşemiz yerinde. Her şey yolunda. Çekimdeyiz. Tutuyorsun. Kendini çekiyorsun. Anlat. Biz şu anda neredeydik? Lipari'ye geldik. Lipari'ye geldik. Nereden geliyoruz bugün? Messina. Messina. Nasıl geçti bugünkü seyriniz? İyi. Rüzgar var mıydı? Vardı. Neler yaptınız bugün teknede? Spor. Spor yaptık. Başka? Yemek yedik ve pasta yemedik, makarna yedik ve portakal. Ama ben yemedim.
Ben sadece portakal yemedim. Ben yemeğimi de yedim. Benim de bir şeyim var. Seni seviyorum. Daha bitmedi baba. Merhaba. Ben Atlas Sara. Şu anda seyirciyim. Ve yanardağları geçtik. Ve bütün yanardağ olan adaya, yanardağlı adalara gidiyoruz. Ben bütün... İtalyan polisi bizi durdurdu. Şu anda pasaportlarımız, bağlama kütüğü, ruhsatnamemiz, sigortamız onlarda. Arkamdalar şu anda. Bekliyoruz. Şu anda bu muhteşem adaların önünde denizin ortasında sıfır bir havada bağlandık. Şu anda benim karşımda Stromboli duruyor. Yanımda Lipari Adası var. Hemen iskelemde. Gitmeye çalışıyoruz. Arkada Vulcano Adası. Gitmeye çalışıyoruz ama şu anda ben kalktığımda arkamda maliyenin teknesini göreceksiniz. Guardia Finanza. Guardia Finanza. İtalyan polisi bizi durdurdu. Tekrar söylüyorum. 31 Ekim 2021. Kaçta bağlanacaktık? Valla saat 5'te bağlanmayı hayal ediyorduk. Bakalım bu gecikmeyle ne oluruz? Göreceğiz. Evet, bizi serbest bıraktılar. Kontrol ettiler bütün belgelerimizi ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyip ayrıldılar. Biz de şimdi Lipari Limanı'na doğru kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Zaten çok az mesafemiz kaldı. Vulcano Adası. Lipari Adası. Günaydın. Günaydın. 1 Kasım 2021. Lipari Adası. Otumuzu hazırladık. Delikanlıları aldık, gidiyoruz. Hep hayalimdi şu arabalardan bir tane kiralamak. Şu anda Vulcano Adası'nın tepesindeki volkana gidiyoruz. Şöyle arabamız. Bu meşhur turistik adaların arabalarından. Tarih 2 Kasım 2021. Vulcano Adası'ndayız. Hava serin, rüzgarlı. Dün gece 30'ları aşan bir rüzgar vardı. Alargadaydık. Çok şükür her şey yolunda gitti. Bugün de adayı geziyoruz.
Ogrio'ya geldik. Vulcano Adası'nda küçük kirli turuncu arabamızla ana tur yapıyoruz. Avustralya'yı tabii ki aksansızlıkla öğlen uykusunu aradan çıkartmaya karar verdi. Bayağı rüzgarda olduğu için de onu böyle ceketimin içine soktum. Koala edasıyla. Manzaralar süper. Ada güzel. Uzun zamandır da yaşadığımız en güneşli gün. Soğuk olması hiç önemli değil. Buradan dönüşte de karar verdim Mahmut. Geyserlere gireceğiz. Denize giriyoruz. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Güzel bakışız. Destekliyorum. Kaplıcalar var, çamur banyoları. Onların önünde denizin içinden çıkan geyserler, yani sıcak sular var. Denizde fokurdadığını görüyoruz zaten tekneden. İnşallah bir rüzgar da biraz düşmüş olur ama 35 derece oluyormuş suyun ısısı orada. Bir daha mı geleceğiz dünyaya dedik ya. Gireceğiz dönünce. Vulcano Adası'ndaki Faro, yani deniz fenerine geldik. Bu fenercinin evi. Bu da fenerin kendisi. Şöyle. Adanın en uç noktasındayız. Şöyle gidiyorum. Burası tabii artık yaşam yok herhalde burada. Her yer ot. Camlar kapalı. Evin içi biraz harabe gibi, yıkık dökük hale gelmiş. Ama gerçekten çok keyifli bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım. İçine de girebiliyoruz, açık el. Hadi bakalım. İçerisi daha değerli toplu sanki yukarısı. Evet. Yapmaya başlamışlar yani burayı. Evet. Bu da belki birimizin daha yakın. İnşallah öyle olur. İşte. Ondan böyle. Adanın galiba en güzel noktasını bulduk. Uzaktan yakına Stromboli, Lipari ve şu anda da Vulcano Adası'nda.